Ahmet, benim hikayem bitti. Çok güzeldi ya, çok güzel hikayeydi. Evet, ben gazete de okudum. Gazete mi okudun? Evet. O da güzel. Doya, sen ne yapıyorsun? Bitirdin mi hikayeni? Bitik. Biri geldi galiba. Ah, bu kim? Bir ses var. Ana. Kimse yok mu ya burada? Bu kim? Buyurun, kimsiniz? Çocuklar, bir saniye. Buyurun, buradaki öğrencilerden bir tanesinin velisi misiniz? Yoksa yeni bir öğrenci mi yazdırmak istiyorsunuz hanımefendi? Ya sen kimsin ya? Ben buraya yeni atandım. Sen buradan defolacaksın, yerine ben geleceğim. Anladım müdür bey, tamamdır. Çocuklar, size çok üzülerek bir şey söylemek zorundayım. Burada biliyorsunuz 2,5 yıldır tam bir aile ortamı kurmuştuk. Hepimiz birbirimizle abi kardeş, baba oğul gibiydik. Ama bu buraya kadarmış çocuklar. Beni sakın ama sakın hiç unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bugün işimin son günüymüş. Müdür bey beni işten kovmuş. Yeni öğretmeninize başarılar diliyorum çocuklar, sizlere. Sakın üzmeyin öğretmeninizi, tamam mı? Olmaz öğretmenim, seni bırakmayız. Çocuklar, ben de gerçekten istemiyorum böyle bir şey olmasın ama yapacak bir şey yokmuş. Gitme öğretmenim, ne oluyorsun, bizi bırakma. Yavrularım, gerçekten maaş bile almayayım, yeter ki çalışayım dedim ama müdür bey onu bile kabul etmedi. Bu arkanızdaki kişi müdürün yeğeniymiş, ondan dolayı onu almaları gerekiyormuş evlatlarım. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan hayat bizi karşılaştıracaktır. Her zaman yanınızda olmaya çalışacağım. Ya yürü artık ya. Sulu göz böyle yürütmem olur. Hadi yalardan. Hadi. Öğretmenim, bırakma bizi diyorsun. Yavrularım. Ben buraya geldim abi çocuk. Bu kadın deli, biliyor musun Ahmet, deli bu. Evet Fethik valla. Bu ses ne? Alo. Ne oluyor lan? Bir ses geldi. Öğretmenim, bir ses var. Duyuyor musun ya, öğretmenim? Ne sesi lan? Susun yere vasık yapmayın, yatıyorum ben ha. Öğretmenim. Çıkın yukarı hadi. Duymuyor musunuz? Korkunç bir ses var. Ana. Kadın hiçbir şeyden anlamıyor, korkmuyor. Kapıya gelin. Lan ne oluyor lan? Yine yaramazlık değil mi? Ben bir gideyim şu kapıdakinin kafasına tıklatayım da geleyim.